Hepinize merhaba, ben Serdar. Bugün sizlerle Revit'te 3 farklı temel yapım tekniğini öğreneceğiz. Öncelikle bir bina ve birkaç tane kolon yerleştirelim. Duvar aracını tıklıyoruz. Kare olanı seçtim. Yükseklik olarak 3 metre yazalım. Wall center line önemli değil. Şöyle bir dikdörtgen yapıp binamızı oluşturalım. Birimi değiştirmek istiyorum. Milimetre şu anda. Bu neye basıyoruz sırasıyla kısa yol olarak ve buradan milimetreyi seçiyoruz, santimetre olarak değiştiriyoruz. Okey dedik, okey dedik ve şimdi birer tane de kolon yerleştirelim. Kolonu tıklıyoruz. Bir çelik kolon gözüküyor. Bunu betonarme kolon yapmak istediğimizde Dot Family tıklıyoruz. Açılan kütüphane penceresinden Structural olanı bulacağız. Structure column bulacağız. Structure columns. Concrete. Bu dikdörtgen olan. Tamam, bunu seçelim. Open dedik. Ve bu şekilde yerleştirebiliriz. Height aktif olan. Eğer depth yapsaydık göremezdik. Aşağı doğru gidecekti çünkü. Yükseklik 2,5. Tamam, hiç önemli değil. Şu an öylesine koyuyorum. 3 boyuta bakalım. Bakalım elimizde ne varmış. İşte böyle bir şey. Haydi temel yapmaya başlayalım. Structure menüsüne gidiyoruz. Ve burada 3 farklı temel seçeneğimiz var. İzole, normal izole, kolon altına yerleştirilen, duvarın altına yerleştirilen ve bu da radye temel oluyor. İzoleyi deneyelim. Kütüphane yükleyelim diye soruyor. Evet dedik. Bir kütüphane bulalım. Yine aynı yerden. Structural Foundations. Bunların hepsi temel. İstediğimizi seçebiliriz. Mesela bu en basit olanı seçelim. Rectangular olan. Burada yerleştirmesi biraz zor. Orta noktayı bulamıyoruz. Level 1'e gidelim. Buradan rahatlıkla yerleştirebiliriz. Ama maalesef yine göremiyoruz. Sebebi görme alanının level 1'de kısıtlı olması. V, G sırasıyla giriş yapıyoruz. Pardon. V, R, View Range. Buradan da View Depth'i Unlimited olarak değiştirelim. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu kenara çekelim. Tekrardan yapalım. CS'ye tıkladım. Create Similar. Aynısını bir daha yap demek oluyor. Orta noktasına bu şekilde yerleştirerek tekli temelleri oluşturabiliyoruz. Diğer bir seçeneğimiz ise duvarın altına yapılan temel seçeneği. Aynı şekilde onu tıkladık ve sol taraftaki menüden bunun ebatlarını değiştirebiliyoruz. Edit Type dersek Duplicate diyeceğiz ve buradaki verileri değiştireceğiz. Mesela şu anki veriler 90 cm, 30 cm. Şimdilik bunlarla bir yürüyelim. Duvara tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi gayet düzgün bir şekilde bizim için yerleştirdi. Bunları değiştirelim. Tek tek mi yapacağız? Hayır. Bir tanesini tıklıyoruz. Edit dedim. Duplicate dedim. Mesela bunu 300 değil de burayı 400 yapalım. 400. Burası da 800 olsun. Tamam dedik. Sadece adını değiştirdim. Özelliklerini buradaki aşağıdan değiştiriyoruz. Ne demiştik buraya? 80. Burası da 40 santim. Okey dedik. Bakınız bu değişti. Bunları da seçelim. Kontrol tuşuna bastım. Ve yeni ayarladığımızı tıkladık. Ve hepsi birden değişti. İkinci temel şeklimiz buydu. Ve şimdi üçüncü temel şeklimize geçelim. Radye temel. Bunların hepsini şöyle bir seçim yapalım. Soldan sağa doğru. AutoCAD gibi düşünebilirsiniz. Soldan sağa seçerseniz sadece karenin içindekiler seçiliyor ama sağdan sola yaparsanız görmüş olduğunuz gibi hepsi seçiliyor. Biz soldan sağa yapıyoruz ve temiz bir silme işlemi gerçekleştiriyoruz. Bunu tıkladık. Slap olan slap. Evet. Yani döşeme olan. Level 1'e gidelim. Kareyi işaretleyelim.
Offset değeri gireceğiz. Ne kadar binamızdan, duvarlarımızdan taşıyacak? 100 santim, yani 1 metre. Burada görmüş olduğunuz gibi 1 metre offsetleyerek sınırlarımızı oluşturduk. Burada yukarıda span direction var. Yani bu donatıların ilerlediği nokta anlamına gelir. Donatı yönü. Tabii buradaki donatı yönü yanlış. Kısa taraftan olması daha mantıklı. Bunu değiştirmek için span direction tıklıyoruz ve buradan bir yön belirliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi span direction değişti. Yeşile bastık. İsterseniz buradaki span direction sembolünü silebiliriz. Ve 3 boyutlu ekranda baktığımızda böyle bir tablet atıldığını görüyoruz. Evet, bu biraz zayıf gözüküyor. Güçlendirmek için yine aynı şekilde Edit Type'ı tıkladık. Duplicate dedik. Kopyaladık. Eğer kopyalamazsak bir önceki type'ımızı kaybederiz. Onun üstüne değişiklik yaparız. Ve projemizde istenmeyen sonuçlar elde edebiliriz. Dolayısıyla her zaman duplicate deyip çoğaltıyoruz. Mesela buraya 50 santim diyelim. 50 santimlik bir temel. 50 santim. Daha sonra da edit tıklayarak içeriğini değiştirelim. Thickness kalınlık 15'e 50 yazıyorum. Okey dedim. Okey dedim. Ve temelimiz kalınlaştı. Görmüş olduğunuz gibi. Evet, Revit'te 3 farklı temel tekniği nasıl yapılır onu öğrendik. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.